Allah söyletti belki de, niye öyle diyorsun? Bak olabilir. Bu videodan sonra... Ne? Göstermek istemiyorum. Bakacağım. Fotoğraflara girmiyoruz. Fotoğrafları girince şok olacaksınız. Nasıl yani? Yok, hiçbir şey demedim. Onun hayatı, saygı duyuyorum. Asla benden öğrenemez. Influencer mı? Evet. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir misafirimiz var. Tanınmış kişilerle beraber teknoloji konuşuyoruz. Onların telefonlarını kurcalıyoruz. Kimle beraberiz? Serap burada. Serap'la ben daha önceden bir araya gelmemiştim. İlk defa karşılaşıyoruz. Müthiş bir enerjim var. Niye YouTube videosu daha fazla çekmiyorsun? Böyle bir enerjim vardı. Ben şöyle, uzun bir süre İtalya'da yaşadım. 8-9 yıl. Oradayken hani sosyal medya ve YouTube falan hiç alakam yoktu. O yüzden hiç çekme gereği de duymadım. İç mimarlık okudum. Normalde iç mimarım. Aynı zamanda ürün tasarımı yapıyorum. O zaman sana İhtiyacım olmadı yani. Şu soru geliyor mu? Ya madem sen böyle güzel bir mesleğin var, niye influencer oldun? Tamam, ondan da bahsedeceğim. Böyle diyorlar mı gerçekten? Yo, hayır, aslında hiç öyle söylemiyorlar. Ben özellikle böyle bir tuzak soru atayım dedim. Sanki influencerlık böyle... Yani influencer olmak için bir yol çizmedim kendime aslında. Bu tamamen böyle doğal bir akışında oldu. Nasıl oldu diye soruyorsun. Halk seni istedi. Beni istedi. Atakan'la evlendikten sonra Türkiye'ye geldim ben 2017 yılında. Tanımayanlar olabilir. Avatar Atakan. Avatar Atakan, evet, olarak tanınıyor kendisi. Hatta geçen gün bunun muhabbetini de yaptık hani. Adını mı değiştirsek falan diye. Yani Çağan Atakan deyince yok, telefonda falan konuşunca Avatar Atakan mı diyorlar. Herkesin evet, bir patlama noktası var ya. Evet. Mesela herhalde bizim patlama noktamız ne olabilir? Dünyada ilk iPhone 10'u, iPhone X'i bulduk mesela, daha satışa çıkmadan 3 gün önce bulduk. Belki bizim patlama noktamız o olabilir. Belki. Ama bir sürü yer var ya, hangi birini anlatalım. Senin patlama evet. Neydi? Benim patlama neydi? 2016 yılında Türkiye'ye Genç Tasarımcı Ödülünü getirmiştim. Tek Türk tasarımcı olarak Red Dot Design Award ödülünü aldım. Yine tasarımla alakalı. Türk çay bardaklarını seramik malzemesinden tasarlayarak işte Singapur'da o ödüle layık görüldüm. O ödül de çok önemli, biliyor evet, musun? Red Dot. Mesela biz Red Dot Design ödülü almış teknolojik ürünleri biz haber yapıyoruz. Ha, öyle mi? Evet. Türkiye'de çok bilinmiyordu o zamanlar ama Türkiye'de İFA'da de böyle şey oldu. Bayağı güzel haberler oldu. Yani Ekonomi Bakanlığı falan evet, arayıp davet falan ettiler. Ben de yine Türk tasarımına ait böyle Avrupa'ya, dünyaya duyurmak istiyordum. Yani o benim patlama noktam oldu. Evet. Sonra işte oradan Türkiye'de... Oradan mı tanındığını düşünüyorsun? Hayır, tanınma olarak tanınma mı? Tanınma patlaması. Evet, tanınma olarak tamam. Tanınma patlaması diye bir şey var benim yani. Yani kendi açımdan, mesleki açıdan söylüyorum. Diğer türlü soruyorsanız Atakan'la evlendikten sonra... Ne oldu? Herkes seni Atakan'ın eşi olarak mı bildi? Ya ilk önce öyle, evet. Atakan'ın eşi olarak tanındım. Daha sonra Aslan oldu. Aslan'ın annesi olarak. Ama burada Serap olarak evet, buradasın. Evet, şu an uzun bir süredir Serap olarak tanınıyorum. Şimdi teknolojiyle aran nasıl? 10 üzerinden bir puan ver. 10 üzerinden. 10 üzerinden benim aram bence 3, 4. Tam yerine geldin o zaman. Tam yerine geldin. Mesela eksik kaldığını hissediyor musun teknolojiden? Ya ben takip edemedim. Aldı yürüdü arkadaşlar falan diye. Hayır, o şekilde hiç hissetmiyorum. Çünkü kullanmam gereken bütün programları kullanıyorum yani. Hani o şekilde bir eksikliğim yok. Ne kullanıyorsun? Yok. Bir de iç mimarsın sen. Evet. Tasarım falan vardır şimdi sende. Tabii tabii, işte AutoCAD kullanıyorum, Rhino kullanıyorum. Bizim AutoCAD ama biliyor ne musun? Olarak? Rhino mu? Bak onu, Rhino. Onu bilmiyorum. Rhino'yu biliyor musunuz? Adını ilk kez duydum. Bizim arkadaşları ezebilirsin bu arada şu anda. O zaman hani 10 üzerinden tekrar üç, yani tekrar puanlayayım. Bence üç? Siz bana puan verin. Tamam, 10 üzerinden kaç olduğunu arkadaşlar siz yazın yorumlarda. Başlayalım. Şimdi telefonun tamam, bizim için çok önemli bir araç. Telefonu alacağız, ekran kaydını başlatacağız ve birazcık dolaşacağız. Tamam ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir hafta önce telefonum dondu ve sonra açamadım. Apple'a gittim. Evet. Zordaki Apple Center'a. Isıttılar. Çakmakla. Reset attılar. Format attılar. O yüzden her şey silindi. Kötüydü ya. Niye gülüyorsun ya? Yani benim iyi hissetmem için mi güldün? Hayır, herkes güldüğü için. Peki reset attı. Sen reset atmasını bilmiyor muydun? Hayır, öyle atılamıyor. Özel bir şekilde başka bir farklı sistemi var. Oraya gidilmesi gerekiyor. Getirmiyorsun şu telefonu Shift Delete Net'e. Sizi tanımıyordum o zaman. Doğru. Biz iki peltek olduk bu arada. Farkında mısın? Bende de tel var. Ben de yeni başladım. Şu anda çekim yapacağım için çıkarttım. Ama iki peltek olarak karşınızdayız arkadaşlar. Neden? Ben de mi pelteyim?
hastayım. Sizin de S harfleri biraz şey. Evet, biraz şey çıkıyor, doğru. Çünkü benim dişlerimde de tel tedavisi gördüğüm için çıktıktan sonra teller içeriye tekrardan tel takıldı. Şimdi daha dikkat ederek konuşacağım. S'leri daha güzel söylemek kadını istiyorum. Kadını ne kadar zor durumda bırakıyorum ya. Böyle sağlık geçmişi falan. Raporum falan. Her şeyi falan. Anlatıyorum. Beni daha iyi tanıyın. Bence bu videodan sonra benim patlama noktamı. Ayrıca şunu da söylemiş olalım. Aşılarımız tam. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Sen ortama hep uyum sağlıyorsun. Böyle kesinlikle. O problem çıkanan arkadaş değilsin. Yok asla. Yani mesela bazı tipler var ya, 10 kişi bir araya geliyorsun. İkisi mesela böyle geçiyor kenara. Bu ne ya? Bizim burada ne işimiz? Değil de sen hadi eğlenelim. Buraya evet, gelmişiz. Sevmem, problem çıkarmayı sevmem. Sonuçta buraya geldim. Güzel vakit geçirelim. O zaman şöyle yapıyoruz. Senin telefonu açıyoruz. Bu arada tamam. Telefona ufak bir darbe gelmiş. Bu koruyucunun... Evet, koruyucunun darbesi. Bu her hafta oluyor yani aslandan dolayı. O yüzden şu an değiştirmedim. Kaç yaşında aslan? Aslan 2,5 yaşında ama çok hareketli, evet, bir çocuk. Evet, erkek çocuklar öyle ya. Alare şimdi bizde büyük, evet, olan. Ama gerçekten çok... Böyle hareketli emir. Hareketli olan erkek değil, erkek, mi? Erkek tabii. At, kır, vur, böyle değişik bir yavrucak kendisi. Peki ikisi arasında yaş farkı var mı? 1,5 yaş, 5 beşe. Annemin büyük projesi. Hiç anlamazsınız nasıl büyüdüğünü falan dedi. Evet. Saçların bir kısmı beyazladı. Yok, çok zor sonra. Gerçekten. Yani tek çocuk bile özellikle hareketli ve erkekse, şimdi siz aradaki farkı biliyorsunuzdur. Erkek çocukları gerçekten normal kız çocuklarına göre arada çok fark var. Bir de bizim aslan inanılmaz hareketli. Yani şöyle, evet, hiç maşallah. Evde televizyon yok mesela. İki kere televizyonumuzu değiştirdik. Şu anda televizyon almıyoruz. Onların koruyucuları var. İşte onu bilmiyorduk mesela, sonradan öğrendik. Evet. İkinci televizyondan sonra. Yeni televizyonda bir irtibata geçelim. Onların tamam. Koruyucuları var. Evet, koruyucu bizde varmış. De bir tane değişti. Bizde de çocuk bir tane kırıldı. Kırdı, değil mi? Aynen. Evet. Bir oyuncak var, bir fırlattı. Yani o da yeni gelen bir televizyondu. İnanılmaz kötü hissettik. Bir de ekran gidince onu yani tekrardan yaptırmak çok maliyetli. Neredeyse televizyon fiyatına. Evet, o nedenle arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak gelen paraları Zerapan'ı ekran koruyucusu için. Hesap numaramı bırakıyorum. Bizde bu arada katıl yok yani. Peki o zaman açıyoruz, tamam. Serapcığım. Evet. Apple'a gittin, düzeltti. Şu an tıkır tıkır çalışıyor mu? Çalışıyor ama bütün programlarım güncel olmayabilir. Olsun, güncelleriz. 1 GB internet geldi. Evdeki internet hızın kaç? Bilmiyorum. Evde hangi internet türü var? Onu da bilmiyorum. Fiber mi, ADSL mi falan? Fiber galiba. Peki kaç çok para ödüyorsunuz? Bilmiyorum, onlarla alakalı, onu da bilmiyorum. Atakan ayarladı. Evdeki teknoloji patronu kim? Atakan mı? Evet, Atakan anlar. Hatta onunla anlaşamadım. Finansal patron kim? Şimdi şöyle, teknolojiden anlama, faturayı kim öder? O da önemli bir şey. Onu da Atakan ilgileniyor. Bilmiyorum o yüzden ne kadar ödedim. Sen çocuklarla ilgileniyorsun. Bir çocuk var. Çocukla ilgileniyorsun. Bir kafa. Allah söyletti belki de, niye öyle diyorsun? Bak, olabilir. Bu videodan sonra... Ne? Çocuk haberi düşünüyorduk. Şu anda ekran kaydımız hazır. Ana ekranda bu kısım niye boş mesela? Onu biliyor musun? Ana ekranı çok kullanmıyorum. Niye peki sadece ekranları mı kullanıyorsun? Yani şöyle, ana ekranı... Sinirim bozuldu ya. Ana ekranı kullanıyorum ama ana ekrana çok fazla yoğunlaşmıyorum. Yani orada sadece mesajlar ve kamera ve mail adresi duruyor. Yani konsantrasyonum dağılmasın diye. Mesela evet. En çok kullandığın uygulama niye burada yok? İşte o yüzden şöyle. Şimdi ben işi ve diğer işleri ayırıyorum. Şimdi mail, mesaj ve WhatsApp ana ekranda, evet, kalıyor. Onun dışında uygulamalar ve diğer şeyler sağa kaydırınca. Peki o zaman burada bakacağımız çok bir şey yok. Borsayı takip ediyor musun? Borsayı çok değil, arada takip var ediyorum. Var mı? Lise senedi aldın mı? Yok, hayır. Peki anım satıcıları kullanıyor musun? Onu da kullanmıyorum. İşte bak, sorun bu. Aramızdaki en büyük sorun bu Serap. Evet. ya ben burayı çok düzenlemiyorum. Acayip uyumlu bir kız ya. Şimdi bak şöyle. Öğrenmeye çalış. Ben burayı öğrenmeye geldim. Bence var ya, ana ekranı sen optimize edersen, mesela kullanmadıklarını at, en sık kullandıklarını buraya getir. Anım satıcıları kullansan çok iyi olur, biliyor musun? Hani yarım saat sonra şunu aramam lazım, bunu sana hatırlatan ne? Onu sevmiyorum, kendi hafızam. Hafızamla, peki. Evet. Apple TV var. Apple TV'de kullanmıyorum. Burada kullandıklarım harita, hava durumu. Harita, Apple'ın haritasını mı kullanıyorsun? Ben onu seviyorum. Aa! Evet. Saat olarak Apple Watch ya da herhangi bir... Hiç kullanmıyorum, çok da sevmiyorum. Bileklik yani. Olarak bir şey var mı? Hayır, o tarz aksesuarları sevmiyorum. Onun üzerinden 3'ü buna göre mi vermiştin? Evet.
Peki. Yani teknoloji olarak bunları düşünerek vermiştim. Şurada ev diye bir ikon var. Mesela ne anlama geliyor? İşte telefonumu güncelleyince bunlar otomatik olarak çıktı. Bunlar benim kullandığım şeyler değil. Çok ilginç. Bak, ana ekranı hesap makinesini kullanıyor musun? En çok kullandığım şey. Bakayım en son neyi hesaplamışsın? Çıkmaz ki. Siliyor musun? Evet. Sen de mi öylesin? Bir şey yani, kullandıktan sonra hemen kapatan. Evet, böyle son şeyli kalınca sevmiyorum, rakamlı. Hesap şey makinesini neyin hep sıfırlarım. Neyin hesabını yaptın? Ne bileyim işte, malzeme alırken falan hesap yapıyorum. Euro dolar hesaplarken. Peki wallet'ın ne olduğunu biliyor musun? Orada şeyler mi çıkıyor, bir dakika. Uçuşlarım, evet. Evet, Apple Pay de inşallah gelirse olur. Fotoğraflara girmiyoruz. Fotoğrafları girince şok olacaksınız. Nasıl şöyle, fotoğraf niye? Sayısı olarak şunu merak ediyorum. Acaba hiç telefonunda bu kadar fotoğrafı olan kişiyle karşılaştınız mı? Ben karşılaştım. Kaç bin fotoğrafı vardı? Saymadım ama videoda olabilir. Benimkine bakalım. Ezgi Fındık'taydı. 500 GB. Dur, nereden 20 bakıyoruz? 20 bin. Hayır, 20 bin değil. Nereden çıkıyor? Bak işte 200 bin fotoğraf. 212 bin. İnanmıyorum sana. 212 bin. Çare dur. Bulamıyoruz bu soruna. Aktaramıyorum, dur. Hiçbir şey yapamıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. 10 bin video, 200 bin. Kaç GB'lık aldın sen? Kaç GB olduğunu biliyor musun telefonun? 200 bir şey. 256'dır o zaman. 256. Evet, 256. Ama bu yetersiz. Ben iCloud'dan satın alıyorum yani. Kaç terabaytı bulmuştur herhalde? Onu da bilmiyorum. Yani kaç bayağı para ödüyorsun? Atakan onu mı ödüyor? Onu o kadar takip etmiyorum. Ben ödüyorum da hani 30-40 falan herhalde. Ya da 80. Ne? Milyar mı? TL. TL. Ne bileyim, belki onda... Yani. Ya o çok yüksek bir şey değil ama telefonlarımı, şey, fotoğraflarımı aktaramıyorum hiçbir yere. Serapçığım, benim anladığım çünkü işler yolunda. Bunların hesabı yapılmadığına göre. Çok şükür. Çok şükür diyelim. Peki o zaman bir fotoğrafı böyle çok çekiyorsun. Sonuçta influencer olarak en iyi fotoğrafı bulabilmek için çok kare alıyorsun. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun. Bundan evet. Dolayı mı çok? Ondan dolayı değil, böyle işte yıllarca birikti fotoğraflar ve ben silmeye kıyamıyorum. Telefonumda kalsın istiyorum. Hayır. Kaç tane var ona bakalım en azından. 1200 tane fotoğraf onlar silinmiş. Onlar otomatik olarak, şöyle ben bakayım neymiş son silinenler. Bakabilirsiniz yani. Şöyle, bunun yöntemi ne olabilir? Google'a gönder diyecek. Google da son dakika bir gol attı. 15 GB'a düşürdü. Önceden yüksek çözünürlüklerini ücretsiz depoluyordu. Yani bunu ya iCloud ya Google fotoğraflar, bunları alıp hem telefonda dursun, belki arada işte bir bilgisayara da fiziksel olarak yedekle. 3 yerde yedek dursun. Telefon, bilgisayar, bulut ortamı bence. Varsa bir öneriniz yazın arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum o zaman. E-postalar düzenli takip ediliyor galiba. 83 tane. Onlar düzenli takip ediliyor. Eskide kalanlar. Devam ediyorum. Kestirmeleri kullanıyor musun? Kullanmıyorum işte. Bunlar otomatik olarak. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Hatta 2 gün önce tesadüf olarak baktım. GIF yap vardı. O hoşuma gitti. Bak, Atakan'a mesaj yazmak için WhatsApp'tan ne yapıyorsun? Ne yapmak için? Atakan'a mesaj yazacaksın. WhatsApp'tan mesaj. Evet. Ne yapıyorsun mesela? Şunu WhatsApp'a yapıyorsun. Giriyorum. Aynen. WhatsApp'a girildi. Mesela buna test yazıyorum. Cevap tamam. Atacak şimdi. Onu izleyecek daha sonra. Şimdi ben kestirmelere geliyorum. Yeni bir kestirme diyorum. İşlem ekle diyorum. Sonrasında en son yaptığımız işlem bu. Evet. Buraya tıklıyorum. Mesela tek bir kelime söylesen. Ne cevap test yani? Cevap. Atakan cevap verdi bu arada. Buraya ne diyelim mesela? Tek bir kelime söyleyeceksin. Atakan'a mesaj gönderme ekranına geleceksin. Ne olsun o kelime? Canım. Canım, tamam, süper. Şimdi sadece o kelimeyi söyleyeceksin Siri geldikten sonra. Canım. Bu güzel mi mesela senin için? Evet ama kullanacağımı sanmıyorum. Neden ya? Niye ama ya? O kadar uğraşıyorum ya. Ya böyle Siri falan, ne bileyim, çok ben şey yapmıyorum, hoşlanmıyorum. Hani aklıma gelmez yani, şey yaparım. Direkt... Mesela araç kullanıyorsun, acil Atakan'a konum göndereceksin mesela. Bir alışkanlık bence. Eğer bunu 3-4 defa yaparsam, şimdi düşündüm de ondan sonra böyle canım diyerek peki yapabilirim. Ama şu an ilk etapta... Böyle muhabbet kuşu gibi canım 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 diye ortada dolaşmıyor. Dilara haftada 3 kez hatırlatırım o zaman Serap'a, tamam mı? Alışkanlık haline alışmam getireceğiz. Alışmam gerekiyor. Devam ediyorum. Siparişler, yemek sepeti, sen getir. Bunları çok sık kullanıyor musun? Onları çok kullanıyorum. Getir'i özellikle hemen alışveriş, yani son hemen gelsin istiyorsam mı? Getir. Getir'deki son siparişlere bakıyoruz arkadaşlar. Halis Bey, natürel zeytinyağıyla gedik piliç fileto. Ne yaptın? Şöyle, normalde zeytinyağı biz marketten almıyoruz. Niye? Şöyle, daha böyle işte nasıl söyleyeyim, köyden falan evet getirtiyoruz bizim memleketten. Ama annemle babam şehir dışında oldukları için zeytinyağsız kaldık. marketten söylemek durumunda kaldım yani. Peki, Twitter aktif kullanıyorsun? Hiç kullanmıyorum, Twitter'a bakmıyorum, sevmiyorum da. Allah Allah, çok ilginç. Exxen'e abone oldun mu?
Şöyle ekseni seviyorum bu arada. Atakan'ın projeleri var orada. Sadece buradan abone olmadım. Tamam. Peki devam ediyorum burada. Avatar Atakan. Bu ne ya? Ha, evet. Atakan'ın uzak... Açayım mı? Evet açabilirsiniz. Avatar Atakan uzaktan eğitim app'i var Atakan'ın. Onu kullanıyorum. Bu fotoğraftaki senin eşin Hayır. mi? Evet bu Atakan. Neden? Saygı duruşuna geçiyoruz. Göbeği içeri çekiyoruz. Şöyle zayıflamak, forma girmek istiyorsanız işte epey üye oluyorsunuz. Ondan evet. sonra işte kilonuzu, yaşınızı, boyunuzu giriyorsunuz. Sonra işte bir sağlık probleminiz var mı bilmem ne onları söylüyorsunuz. İşte spor geçmişsiniz. Daha sonra da sizi bu app düzenli olarak takip ediyor. İşte yediklerinizi falan gönderiyorsunuz. Olmadı açıklama kısmına link de vereyim. Onu da ben bu programı bizden Vallahi biz çok büyük şeye geldik bu arada yani. Yani olay Atakan'ın uygulama virali. Katıldım. Arkadaşlar açıklama kısmında mecburen link. Yani adamdaki şu an karnına baktım yani mecburen Kayıt link vermemiz gerekiyor. Kayıt aşamasında herkes bu fotoğrafı görüyor yani bana özel değil. Tebrik ediyorum bu arada yani bir sürü insan ünlü oluyor, tanınıyor, bir şey oluyor yani bir yerde patlıyor ama devamını getiremiyor. Mesela adam burada çok güzel bir app yapmış. Eşi o app'i bir programda şu anda katıldığı bir yayında anlatıyor. Gerçekten tebrik ediyorum böyle çiftleri. Acıbadem var, Booking var. Booking'i en son ne zaman kullandın? Booking'i en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum ama ben sana hatırlatırım. Şey karantina öncesinde bir bakalım en son nereye gitmişim. Oturumu açmamışız o nedenle çok girmeyeyim. Peki. Her şeyden dolayı format attığım evet. için. Ama en son galiba Miami'de kullandım karantinadan önce Şubat ayında. Doğru ben de Booking'i kullanıyorum arkadaşlar bu arada yurt dışına gittiğimde. Peki devam ediyoruz TikTok. Açıyorum. TikTok şöyle açabilirsin. Çok kullanmıyorum. Sadece 4-5 tane videom var. Senin beğendiklerin nerede? Burada. Bakayım mı? Yani bakabilirsin. Ama gerildim bak yani. Yok hayır bakabilirsin. Kullanmıyorum çünkü. Şunlar senin beğendiklerin. Tamam. Biziz zaten. Tamam. Ama bir gerildin. Hayır. TikTok'u çok az kullanıyorum. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. TikTok'ta mavi tikim var. Tebrik ederim. Mavi tik çok önemli bir şey mi? Yok bence hayır. Ama olmasaydı üzülürdün. Yok hiç üzülmezdim. Bu arada TikTok videolarıma bakmak ister misin? Hadi gel bakalım. Sen inanılmaz bir tanıtım zekasına sahipsin biliyor musun? Sen böyle yumruk atabiliyor musun? Çok iyi dövüşüyorum. Gerçekten sen yumruk atabiliyor evet, musun? Evet çok böyle? Güzel antrenmanlarım var. Şimdi yine şey oldu. Avatar Atakan YouTube. Yalnız Atakan'ın şu... YouTube kanalındaki son videoyu izleyin derim yani gerçekten. Orada Atakan'la antrenman yaptık. Onu da çok linkine keyifli. Bırakıyoruz arkadaşlar. Antrenman yapıyorum. Yani sen şu an az önce benim gördüğüm bana öyle vursan ben şu an buraya düşerim. O hiçbir şey yani bu yumruk hiçbir şey gerçekten. Hiçbir insanı dövdün mü? Yok yani şeyde sparring yaparak dövdüm. Normal dışarıda ama hiç sevmem kavga etmeyi. Normal şey antrenman yaparken. Ama beni bir yumrukta buraya indirebilirsin. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Kaç izlenmiş videoların? Gayet de güzel. 100 bin, 400 bin izlenen var. Maşallah süper. Devam ediyorum o zaman. Facetun buraya katılan neredeyse video. Bütün kızlar... Facetun video bu. Kullanıyor. Videoyu beğendiğimen birisi. Lightroom kullanıyorsun. iMovie'den hiç montaj yaptın mı? Bir ya da iki. Bunları aktif kullanabiliyorsun. Süper. Evet. İnşaat var. Preview ne? Bunu bilmiyorum. Bu çok iyi bir program. Şöyle Instagram'ınızdaki mesela bu layout'ı düzenlemek için. Aa. Atıyorum bundan sonra gelecek fotoğraf nasıl duracak? Bu da profil düzeninizi yapıyor. Aa. Yani benim şu an en çok kullandığım program o. Ne diyorsun ya? Evet. Mesela bu fotoğraftan sonra atıyorum mesela şunu koyduğumda görüntü kötü oluyor. Onu da hemen buradan görüyoruz. Şöyle açıyorum programı. Şuraya kadar benim zaten post girdiğim fotoğraflar. Burası neresi? İlk öyle bir yer var. Hep orada çektirmişsin. Orası olmasa ne yapacaksın Serap? O bir günde çekildiğim fotoğraflar. Mesela atıyorum şu iki tane fotoğraf var. Onları ekledim buraya. Bu benim son postum. Bundan sonra hangisi gelecek mesela? Böyle koyuyorum işte sayfa düzeni oluşuyor. Bunu da Instagram yapıyor mu? Yani atın evet, ama bir düzen yapıyor. Var. Daha Instagram'daki sonra... bütün fotoğraflarını buraya yüklüyor. Sonra sen hangi fotoğrafları paylaşacaksan onları ekliyorsun. Böyle deniyorsun işte garipmiş. Hangisi gelebilir falan diye. Tebrik ediyorum profil seni. Profil düzeni sevenler için. Face app var, Facetune var. Bir tane fotoğraf çekip montajla sana düzenlesene. Kendimi mi? Kendini. Normalde mi nasıl yapalım? Şimdi evet mesela neyle oynuyorsun? Yani ne kadar gerçek? Yani şöyle. Mesela ben şu an ne kadar çok gerçek? Çok fazla oynamıyorum. Yani şöyle yaparım. Fotoğrafı önce böyle mi çekiyorsun? Story atarken i̇şte böyle çekiyorum. Kamerayla çeksene. Kamerayla şey oluyor. Post ben çok böyle selfie fotoğraflarım yoktur benim post olarak. O yüzden kamerayla selfie çok çekilmem. Yani böyle. Nasıl story yani? Atacağım zaman. Bir saniyede zaman... nasıl o moda girdin ya? Story atacağım tamam. zaman genelde böyle çekiliyorum. Onun için de bir oynama yapmıyorum. Direkt paylaşıyorum. Ama bir tanesiyle oyna. Şimdi
Oynama ne? Yapıyor herkes. Şimdi şey onu yapma. Onu şöyle fotoğraflar için yapıyorum. Mesela uzaktan çekilen fotoğraflar için görsel oynama yapıyorum. Tamam. Bizi çekebilir misin Sevda? Yani nasıl oynama yaptığını merak ediyorum. Sen karşıdan çekecekler değil mi? Facetune'lama. Hangisiyle olacaksa sen nasıl istiyorsan. Şöyle yapayım bir dakika çok hızlı bir şekilde. Yani neyi düzeltiyorsun onu merak ediyorum. Tamam. Ben olmayayım sen kendini çek. Tamam. Şöyle. Ya da beni de düzelt benim de tipimde bir şey varsa. O zaman düzelteyim. Şimdi önce Lightroom yapıyorum. İnanmıyorum. Hani hiçbir şey yapmıyorum. Hayır Lightroom'da rengime, profil rengimi tamam. belirliyorum. Açılırsa tabii. Şimdi fotoğrafı aldım. Öncelikle şöyle yapıyorum. Bunlar zaten benim hazır efektli fotoğraflarım. Şuna tıklıyorum. Şuradan ayarları kopyala diyorum. Tek tek uğraşmamak için hızlı. Ayarları yapıştır diyorum. Zaten çok fazla bir şey yapmadı. Bakın evet. Sadece ışığı falan hani daha böyle güzelleştirdi. Evet. Çok oynamıyorum. Sonra bunu kaydediyorum. Ben gerçekten bir çekim hatası gibi girmişim. Yani. Şu an o kadar itici duruyorum ki. O zaman sana FaceApp yapalım. Beni sanayi kurtar. Ama yani seni okuması sana. Gerekiyor. Tamam okudu güzel. Şimdi sana FaceApp yapıyoruz. Buradan etkileyiciyi seçtik. Şu. Buradan ben genelde şunu kullanıyorum. Mesela yaptık. Bu çok az efekt. Şöyle bakın çok hafif. İnanmıyorum. Şu şöyle. Abi yüzüme çekişle girmişler gibi değişti. Bunu ama böyle profil çekerken kullanmıyorum bu arada. Yani şu an size gösteriyorum. Senin çünkü çok farklı gerek oluyorsun. Gerek yok ki yani. Sen gerçekten çok fotojenik bir insansın. Yani benim dışımda fotoğraf mükemmel. İnanmıyorum. Böyle de yapınca sonra gerçek hayatta buluşunca tanınıyorsunuz. Evet. Öyle birisiyle karşılaştın mı? Yani evet. Yani fotoğraflarıyla bir çıktı karşına. Demedin evet. mi sen niye insanları dolandırıyorsun Yok diye. Demedim ama gerçekten. İma ettim laf soktun mu? Yok hiçbir şey demedim. Onun hayatı saygı duyuyorum. Ama gerçekten. Tanınmış bir insan mı? Tanınmış. Gerçekten. Ne işle meşgul? Asla benden öğrenemezsin. Influencer mı? Evet. Baş harfini. Yok baş harfi. Devam ediyoruz. E-bebek diye uygulamam var. Bebek için bir şeyler alırken bir yerlerden. Şöyle bebek için genelde e-bebeği kullanmıyorum. Bebek Gidip olunca, mağazadan alıyorum. Online'ını sevmiyorum e-bebeğin. Gerçekten. Mesela evet. ne oldu da seni böyle kaybetti? Ne oldu da beni kaybetti? App'ini çok kullanışlı bulmuyorum yani. Peki devam ediyoruz. Zara'yı çok kullanıyor musun? Zara online'ı çok kullanıyorum. Hatta hiç mağazadan alışveriş yapmıyorum. Direkt online'dan alıyorum. Bir de alışveriş yapmış hemen ertesi gün geliyor. Çok iyi. Gerçekten mi? Bu bir reklam evet. mıydı? Yok hayır. Tamam. Devam ediyorum. Bu ne? Farfetch. Farfetch. Onu seviyorum. Şöyle Türkiye'deki işte mesela buradan yapacağım alışverişle burada daha uyguna geliyor ve şu an aynı markalar var mı? Aynı markalar, daha iyi markalar var ve hatta şey... Nasıl güveniyorsun gerçek mi diye? Yani, bayağı büyük bir uygulama. Evet, bu çok bilindik bir şey uygulama. Bir de bir limite kadar gümrük de almıyor. O da çok iyi. Evet, ne o limit? Değişiyor. 20 bin lira. Söylemeyeyim şimdi de şey ama gümrük olarak baktığınızda fiyatları gerçekten çok daha uyguna Farfetch'ten alışveriş yapabiliyorsunuz. Asos ne? Bizim Asos mu? Yok hayır Asos da yine ben yurt dışındayken çok alışveriş yapıyordum. Mesela atıyorum Zara. Türkiye'ye gelince kaldın mı? Türkiye'ye şöyle çok geç geliyor. Ve gümrük olayları falan giriyor ama birçok ürün var yapıyorum. Şundan bahsedeyim istersen. List nedir? Bu da şöyle mesela atıyorum bir markanın ürününü almak istiyorsunuz yabancı ve Türkiye'de yok. Buna yazıyorsunuz bu size böyle liste yapıyor. Nereden en uygunu hangi siteden alabiliyorsunuz direkt sizi siteye gönderiyor. Yani bizim Akakçe gibi. Akakçe'yi kullanıyor musun? Hayır. Para böyle olunca Atakan'ın işler yolunda olunca. Onu bilmiyorum. Peki Akakçe de şey yapıyor. Bütün mağazalarda en ucuz fiyat nerede? Mesela bebek bezi alırken ben bakıyorum. Mama alırken de bakıyorum. Mesela bir de çok mantıklı bir sıralama yapıyor. Kilogram başına fiyatı bu diyor. O daha mantıklı. Çünkü bir yere gidiyorsun 3 tane 800 gramlık diyor. Bir yere gidiyorsun 2 tane 1200 gram diyor. Kafa karışıyor. Kilosu kaça geliyor onu buluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki en ucuz fiyatı o zaman hesaplaman çok kolay oluyor. Bilmiyorum indireceğim uygulamayı. Peki o zaman şimdi 275 tane okunmamış SMS var. Hiç kullanmıyorum mesajları. Ne diyorsun ya? Şeyi banka için girdiğinde SMS geliyor. Onu ne yapacaksın? Açayım mı SMS'lerini? Ya açabilirsin. Çok spam gelmiş ama sana ya. Evet yani o yüzden şey siliyorum yine geliyor. Çok evet. rahatsız oluyorum o yüzden. Bir mücadele etmiyor musun? Mesela ben bunu istemiyorum, reddediyorum diye. Mesaj atmam gerekiyor ama o da çok yorucu değil mi? Evet. Yani ben tek işte tek yapıyorum. Böyle şifre. Ben yapıyorum biliyor musun? Peki. Maalesef. Instagram'da en son aramalarına bakayım mı? Bence hayır. Bakalım çok büyük bir sıkıntı varsa buzlayacağız. Yok. Instagram'daki son aramalarımı kabul etmiyorum. Niye? Yani çünkü ben hani evet de diyebilirim şu an ama gerek yok. Notlarımı ve Instagram'ı istemiyorum. Peki Instagram'da sana atılan
Son 10 mesaja bakalım mı? Son 10 mesaja. Tüm tamam, istekler buna bakabiliriz. Kısmına. Açıyorum. DM'ye geliyorum. Buradan 99 istek diyorum. Tüm istek diyorum. Bunlara bakacağız. Ha, okuyacağız. Son gelen mesajları mı? Evet. Dün çekiliş yapacaktınız. Unuttun mu çekiliş yapmayı? Yaptım. Yapıldı. Yaptım ama Selma arkadaşım beni çok iyi takip etmiyor galiba. Story'ler arasında kaynamış. Kabınız H&M mi? H&M, H&M demeye çalışıyor. H&M mi? Yok, hayır. Değilmiş. Üzerindeki kabanın linki var mı? Hangi kabanı? Yukarıda sabah mı? Sabah buraya gelirken. Burada mı? Linki yok. Getir, masanın üstüne dursun o kaban. Ne zaman çekiliş yapacaksın Serap abla? Niye abla diyorlar ki sen çok küçüksün ki. Bazen abla diyorlar. Anne olduğun ya için şey, belki. Anne olduğum için olabilir ya da bilmiyorum. Kabanı yani. Alalım. Bunu nereden aldın? Zara'dan aldım. Kaça? 1000 bir şeydi. 1000 lira. Evet. Evet, 1000 lira. Çok mu? Çok mu? 1000 lira bana göre çok. Çok mu arkadaşlar, 1000 yani lira? Yani değişiyor. Yani ne bileyim, 20 bine kaban da alan var. 200'e de alan var. Orta bence. 50 liralık aldığımız için devam ediyorum. Nereden ben de alayım? Hediyemiz o. Al işte, influencerlık böyle güzel bir şey. Diyor ki size ne hediye edelim demiş. Vegan mis kokulu. Vegan mis kokulu el yapımı mumuz. Mum varmış. Mum. Hediyeniz olsun. Ne diyeceksin mesela? Gönder gelsin. Cevap verince mi? Cevap vermeyecek misin? Bu mesajların çok vaktim olmadığı için hepsini açamıyorum. Ama mesela bu bir girişimci. Şu an siz açtığınız için gördüm. Hemen profiline bakacağım. Eğer kullanabileceğim bir şeyse, kullanamayacağımsa israf vegan, olmasın. Vegan mis kokulu mumumuz. Kullanmaz mısın? Kullanırım tabii ki. Zorla kullandırtıyorsun. Şöyle, peki. Sizin adresinizi vereyim. Ha, bir de o var değil mi? Mesela bazen bilmiyorum yaparlar mı ama çok böyle koyu bir hayranın olur. Senin böyle telefon numaran, evet, adresin. İşte. Mesela bu paketlerin geldiği bir adres var mı? Sohşilendir'in ofisine olabilir. Yani şöyle, bir adres var ama o yüzden böyle çok bu hediye olaylarına falan ben sıcak, evet, bakmıyorum yani. Çünkü adresimizi veriyoruz, telefon numaramızı vermeliyiz. Sonuçta kargo geliyor. Evet. Sırf bu yüzden açıkçası böyle çok sıcak bakmıyorum, evet, ben yani. Ya çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Niye bakamadık şu son arananlara? Son arananlara kameralar kapanınca mı bakacağız? Kapanınca göstereceğim. Ben önce yorum ben yazacağım. Bakacağım. Tamam. Önce ben bakacağım. Ondan sonra hiç dokunmadan göstereceğim. Tamam. Peki ya, çok teşekkür ederim Serap. İyi ki geldin. Uzaktan takip etsem bu kadar tahmin etmezdim sıcakkanlı olacağını. Teşekkür ederim ama siz de öylesiniz gerçekten. Sizin verdiğiniz o enerji de çok iyi. Hatta size sormak istediğim bir soru var. Onu... Hadi sor. Evet. Şu kabanı. Biz Atakan'la hep şeyi tartışıyoruz. O Samsung kullanıyor. Ben iPhone kullanıyorum. Evet. Çok da iyi yapıyorsunuz ikiniz de. Android sistemini birincisi sevmiyorum. İkincisi, en son çıkan Samsung ondan kullanıyor. En son çıkan değil, bir hafta önce çıkan değil. S20 Ultra'yı kullanıyor, S20 tamam. S20 Ultra. Kamerası çok kötü ama yani gerçekten. Bak şimdi, çok kötü. Birazdan deneyeceğiz. Bu bir herhangi bir ürün yerleştirme değil arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamamen Serap çok samimi bir soru sordu. Evet. Sana hak veriyorum ama bazen. Şöyle, Android ekosistemine iOS'ten geçmek ilk başlarda biraz zor. Atakan hep savunuyordu. Geçen gün dedi ki iPhone alacağım dedi. Ben şok oldum. Çünkü yıllardır savunuyordu. Neden iPhone alıyorsun dedim. Hani çok iyiydi Samsung. Çok iyi dedi ama kamerası çok kötü çekiyor. Şöyle, gerçekten kamera kötü güzel çekiyor bak. Yani. Şimdi beraber bakacağız. Kamera güzel. Sadece Instagram uygulamasında ben istediğim performansı alamıyorum. Influencer arkadaşların da genelde buraya gelenlerin hep masada, evet, geliyor mesela şey olmasının, iPhone olmasının sebebi Instagram'daki yüksek performans. Şimdi geldi. Tabii bu kalemli olan bir S21 Ultra. Yeni geldi bu kılıf. Samsung Türkiye'ye göndermiş. O sana kaba gelebilir bundan. Çıkartayım. Hı hı. Göstermek istemiyorum. Bakacağım. Geniş açı bir fotoğraf çekeceğim. Yani sence şu fotoğraf kötü mü? Yani iyi değil. Atakan'ın telefonu da böyle çekiyor. Çok tamam, kötü. Tamam. Bekle. Hazır mısın? Kesinlikle bu yani. Öyle değil mi? Bakar mısın? Çirkinleştiriyor. Arkadaşlar, iki fotoğrafı da ekrana veriyoruz. Sizin seçiminiz hangisiydi? Hatta bunları indirip tek bir ekranda bakmak isteyenler için link de vereceğim aşağıda. Bir yorum yazın lütfen. Bekliyorum. Gerçekten bu değil mi yani? Sen ne ya, düşünüyorsun? Çok güzel gittin programda. Son dakikada böyle bombayı bıraktın kucağımıza. Neden? Apple mı Samsung mu? Bugün benim buraya en çok sormak istediğim şey gerçekten buydu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Serap'ın YouTube kanalı, Instagram'ı, Atakan'ın mobil uygulaması, Atakan'ın YouTube kanalı, bir şey daha vardı. Zara'dan aldığı 1000 liralık montun linki. Son videomuzu da izleyin lütfen. Son video. Hepsinin linkini aşağıda bırakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ünlü arkadaşlarımı konuk etmeye devam etmeyi düşünüyorum. Eğer devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenin. Hoşça kalın.